Herkese merhabalar. Bu videomda sizlerle benim de normalde yapmaktan son derece keyif aldığım ve sıkça yaptığım 4 farklı atıştırmalığın tarifini veriyor olacağım. Tariflere geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi birbirinden eğlenceli bu 4 farklı tarife geçelim. Evet, ilk ara öğün alternatifimizle başlayalım. Bu benim açıkçası olmazsa olmazlarımdan. Gün içerisinde bir öğün, yani bir ara öğünümü mutlaka bu şekilde yapıyorum. Gerçekten çok keyifli, sizlere de tavsiye ediyorum bunu. Bir tavsiyem daha var. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra bir 30 saniye mikrodalga fırına koyarsanız inanılmaz lezzetli oluyor, bilginiz olsun. Evet, sırada yine çok keyif aldığım, yapmaktan da, yemekten de, tüketmekten de keyif aldığım bir alternatif var. Nedir bu? Kayısı sandviçleri. Bunu incirle de yapabilirsiniz bu arada. Ben şimdi kayısı ve gün kurusuyla hazırlıyorum. Bunun aynısını incirle de yine hazırlayabilirsiniz, kuru incirle. Arasına koyduğumuz cevizleri sandviç haline getiriyoruz. Çok keyifli. Özellikle Türk kahvesiyle gerçekten çok ama çok güzel ara öğünler haline gelebiliyor. Bunda mesela örnek veriyorum, 20 tane, 30 tane böyle hazırlayıp bir yere kaldırıp her gün ikişer tane kendinize ara öğün olarak yapabilirsiniz. Ya da yanınızda çantanıza koyup iş yerinize götürebilirsiniz. Orada yine yemekten 2 saat, 2,5 saat sonra kahveyle birlikte ya da çayla birlikte bir ara öğün olarak yapabilirsiniz. Bu da yine şöyle gösterelim. Gerçekten en sevdiğim ara öğünlerden bir tanesi. Atıştırmalıklardan bir tanesi. Bir diğer ara öğün alternatifimizi ise elma ile yapacağız. Burada kırılmış fındık parçaları ve ceviz parçalarımız var. Şimdi çok eğlenceli bir ara öğün alternatifi daha yapacağız birlikte. Bir de fıstık ezmemiz var yine. Elmalarımızı dilimledik. Şimdi bunların üzerine fıstık ezmemizden süreceğiz biraz. Bunu yurt dışı kaynaklı bir sitede görmüştüm. Nerede gördüğümü tam hatırlayamıyorum şu an ama çok hoşuma gitmişti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok eğlenceli bir ara öğün alternatifi. Mesela bunu böyle elmamızın üzerine yaydık. Ve üzerine biraz fındık parçası ilave edelim. Biraz ceviz parçası ilave edelim. Ve çok lezzetli bir ara öğün alternatifi olarak servis edebilirsiniz ya da kendiniz yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir ara öğün alternatifimiz daha oldu. Sıradaki ara öğün alternatifimiz mısır ve pirinç patlağı. Bunu A101'den alıyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bunu böyle boş boş da yiyebilirsiniz ama ben bunun üzerine fıstık ezmesi sürüyorum ve harika oluyor gerçekten. Ara öğünümüz hazır. Fıstık ezmesini bayağı bir alternatifte kullanıyoruz aslına bakarsanız. Çünkü çok sevdiğim ve çok sağlıklı bir şey fıstık ezmesi. Ama tabii ki ne kadar miktar tükettiğimiz çok önemli. Fazla tüketimi sonuçta ciddi bir kalori yükü de anlamına gelecektir. Ve son alternatifimize gelecek olursak, bakın burada elmalarımız var. Elmalarımızı dilimledik uzun uzun çubuklar halinde. Ve buraya bir kaşık yine fıstık ezmemizden ilave ediyoruz. İçerisine bir miktar agave şurubu ilave ediyoruz. Bunun yerine şöyle bir miktar koyabiliriz. Biraz daha koyalım. Bunun yerine pekmez de ilave edebilirsiniz. Daha ekonomik ve daha kolay bulunur bir seçenek olacaktır. Bunları karıştırıyoruz. Ve afiyetle yemeğe hazır.